Ankara'da olmanın tam zamanı. Ankara Shopping Fest. Ankara Alışveriş. Merhaba, 50 dakikaya hoş geldiniz. Bu hafta uluslararası ilişkiler gündeminin yoğunluğundan biraz uzaklaşıyoruz. Ankara'nın başarıyla gerçekleştirdiği Ankara Alışveriş Festivali'ni ve ülkemiz ve şehrimiz açısından sonuçlarını değerlendirmeye çalışacağız. Türkiye'de gerçekleştirilen festivallerin ülkemizin tanıtımına ve turizm hareketliliğine nasıl yansıdığını tartışacağız. Türk dünyası ülkelerinin bu süreçte payının nasıl artırılacağı sorusuna cevap arayacağız. Stüdyomuzda 2014 Ankara Alışveriş Festivali baş mimarlarından, ticaretin kalbinden bir ismi ağırlıyoruz. Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Salih Bezici değerli katkılarıyla bizlerle olacaklar. Öncesinde 50 dakika ekibinin hazırladığı Türkiye ve Festivaller dosyasını izleyelim, sonrasında sohbetimize başlayacağız. Türkiye adeta bir festivaller ülkesi. Dans, film, tiyatro ve kültür sanat festivalleri yılın geneline yayılmış olarak takipçileriyle buluşuyor. Türkiye genelinde her yıl festival, şenlik, özel gün, özel hafta, bayram ve şölen adı altında yaklaşık 1800 etkinlik gerçekleştiriliyor. Sinema, tiyatro, müzik, yağmur duası, yiyecekler, dekorasyon, dans, turizm, spor, karikatür, kukla gibi farklı konularda düzenlenen etkinlikler var. Ağırlıklı olarak kültürel yaşama canlılık katmayı hedefliyorlar. Bu faaliyetler aynı zamanda gerçekleştirildikleri illeri markalaştırmayı da amaçlıyor. Etkinliklerin bir kısmı ününü Türkiye'ye, hatta dünyaya duyururken bazıları küçük bütçeyle ancak yöre veya bölge halkına hitap edebiliyor. Türkiye'nin hemen hemen tüm merkez, ilçe ya da belde belediyeleri de bölgelerinde kültürel varlıkları tanıtarak gelecek kuşaklara taşırken, aynı zamanda sosyal yardımları da etkinlik ve şölen havasında yerine ulaştırıyor. Gerçekleştirilen uluslararası etkinliklerin ana hedeflerinden birisi Türkiye'nin tanıtımına hizmet etmek. Türkiye'nin pazar payının ana pazarlarda ve gelişmekte olan pazarlarda arttırılması, olgun pazarlarda korunması sağlanmaya çalışılıyor. Ülkemize gelen üst gelir grubu ziyaretçilerin payının arttırılması amacından hareketle etkinliklerin niteliği de değişebiliyor. Son dönemde ulusal ve uluslararası alanda en dikkat çeken faaliyetler alışveriş festivalleri. Parakende, turizm, gıda, ulaşım, konaklama gibi birden çok sektörü harekete geçiren alışveriş festivalleri uluslararası birer marka olmaya aday. Tüketici ve üreticiyi aynı anda memnun etmeyi amaçlayan festivaller turizm hareketliliği açısından önemli bir potansiyel taşıyor. Alışveriş festivalleri sadece bir ticaret faaliyetini içermiyor. Festival boyunca pek çok kültür ve sanat etkinliği de gerçekleşiyor. Çeşitli halk dansları topluluklarının gösterileri, sokak partileri, alışveriş merkezlerinde imza günleri, canlı heykel gösterileri, tasarım yarışmaları ve ünlülerle alışveriş etkinlikleri kent sakinleriyle buluşuyor. Genellikle bulundukları şehirlerin isimleriyle anılan alışveriş festivalleri şehirlerin uluslararası platformlarda markalaşmalarına da katkı sağlıyor. Değerli izleyicilerimiz, bugün çok renkli bir konuyla karşınızdayız. Uzman bir isimle Ankara Alışveriş Festivali'nin sonuçlarını değerlendireceğiz. Fakat Ankara Alışveriş Festivali sadece hareket noktamızı oluşturacak. Çünkü ihracat, Türk dünyasının bu ihracattaki payı, Türkiye'nin bölgemizdeki giderek aktifleşen rolü üzerinde de stüdyo konuğumuzla fikir alışverişinde bulunacağız. Stüdyo konuğumuz Sayın Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Salih Bezici. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir gündeminiz var. Bu gündem içerisinde bize yer verdiğiniz için öncelikle teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Önemli bir festival geçirdik. Evet. Ve aslında Ankara Alışveriş Festivali bize bu konuları değerlendirmek, analiz etmek için önemli bir fırsat sağladı. Öncelikle festival nasıl geçti efendim? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gökçe Hanım, öncelikle festivalin nasıl geçtiğinden öncesine gidelim. Bu hazırlıklar nasıl oldu onu anlatalım. Çok seviniriz. Şimdi Ankara Ticaret Odası'nın meclisi bundan 4 sene evvel Ankara'da bir alışveriş festivali yapalım diye bir karar aldı. Bunu
karar akabinde hemen bir komisyon kurduk. 14 tane komisyon üyesi arkadaşımız var ve 11 tane yönetim kurulu üyesi arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımızdan birlikte bunu dünyada en iyi kim yapıyor, nerede yapılıyor diye kalktık Dubai'ye gittik. Yaptığımız araştırmalarda gördük ki Dubai bunu en iyi şekilde yapan kesinlikle şehirlerden birisi. Dubai bu işe nasıl başlamış? Önce onu analiz ettik. Orada kim başlamış buna? Onu analiz ettik. Dubai'de gördük ki 25 yıl önce bunu Dubai Ticaret Odası başlıyor. 25 yıl önce evet başlıyor. Ve meyvelerini yeni yeni almaya başlıyor. Ancak bu 6-7 senede oturmuş Dubai'de ve şu anda hükümet politikası olarak Dubai'de bunu uyguluyorlar. Yani son derecede başarılı uyguluyorlar. Biz de kendimize Dubai'yi rol model aldık. Bakın Dubai bundan 25 sene değil, hadi 30 sene evveline gittiğiniz zaman çölde bir balıkçı kasabası. Betonarme bir bina, iki katlı bir bina yoktu. Ben Dubai'ye 3-4 sefer gittim. Orada gösterdiler, bir tek bu bina vardı dediler. Bugün Dubai turizmin cennet. Gerçekten öyle. Dubai'liler yapıyordu, biz niye yapmıyoruz? Yani biz onlardan akıl derecemiz daha mı geri? Onun için biz de hedef aldık ve bunu yapacağız diye Ankara Ticaret Odası olarak yola çıktık. Yola çıktığımızda gördük ki burada bize destekleyecek kurumlar lazım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza gittik. Sayın Melik Ökçe. Dedi ki arkadaşlar ben size her türlü maddi manevi desteği veririm. Ağlıyorum. Ben burada huzurlarınızda da teşekkür ediyorum. Siz ne kadar bütçe koyarsanız ben de o kadar bütçe koyacağım dedi. İlk yıl için biz 12,5 milyon para koyduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız da 12,5 koydu. Artı bir yıl daha etkinliklere para harcadı. Dolayısıyla iyi bir bütçeyle çıkış yaptık. İkinci yıl gene aynı şekilde. Yine bütçemizi koydu. Gene yardımcı oldu. Her türlü konuda yardımcı oldu. Ancak burada yalnız Büyükşehir Belediyesi değil. Bu bir Ankara politikası olarak yola çıktık. Ve tüm Ankara'daki diğer siyasi parti gözetmeksizin tüm ilçe belediye başkanları hepsi alışveriş festimize destek oldu. Ve son derece de başarılı oldu. Biz bu sene bunun üçüncüsünü yaptık. Bu sene Büyükşehir Belediye Başkanımız benim param yok dedi ama her türlü manevi olarak yanınızdayım dedi. Parkları tahsis etti. Reklam alanlarını tahsis etti. Yine de maddi vurursanız epey bir meblağ oluyor ama aynı olarak bir yardımda bulunmadı. Önümüzdeki yıllarda inşallah beraber olacak. Şimdi alışveriş festivali nedir? Bakınız bir şehrin algısı önemli. Şehri marka yapmak önemli. Biz de burada yola çıkış hedefimiz Ankara'yı marka şehri haline getirdi. Efendim bizim dosyamızda da en önemli başlıklardan bir tanesi bu tür festivallerin aslında bulundukları şehri bir marka haline getirmesiydi. Evet. Ve Ankara bu anlamda önemli bir adım attı. Fakat markalaşma sürecine gitmeden evvel festival kapsamında izleyicilerimiz sadece ticaretin, alışverişin yapıldığı bir süreci mi anlamalılar? Yoksa festival kapsamında değerlendirilen diğer etkinlikler de sizin tarafınızdan mı planlanıyor? Tabii ki ATU'daki komisyonumuz hem etkinlikleri planlıyor hem alışverişin mağazalara gidiyorlar, indirimler yapın diye onlarla görüşmeler yapıyorlar. Sektörlerle ayrı ayrı toplantı yaptık. Bizim 68 sektörümüz var. Onlarla her akşam bir yemek verdik, onlarla toplantı yaptık. Toplantı neticesinde herkesin bu seneye ve önümüzdeki yıllara için öneriler oldu. Biz de bunları dikkate alarak önümüzdeki yıllar ne yapacağımıza yol alıyoruz. Herkes bize fikir verebilir. Bu konuda her türlü fikre açığız. Ve alışveriş festivalini bu şekilde yola çıktık. Ve insanlarımız bunu hem eğlence hem de alışveriş olarak görmeye tam başladılar. Tam bir festival. Yani evet, tam bir festival. Ankara maalesef festival yönünden az olan bir yerdi. Hedefimiz ileride Ankara'yı marka şehir yapmak. Dolayısıyla Shopping Fest de bunlardan bir tanesidir. Adımlardan biri. Birisidir. Tabii Shopping Fest'in yapacağı başka şeyler de var. Yani Ankara Ticaret Odası'nın yapacağı bir sürü şey etkinlikler var. Bakın ben onlardan sayayım. Mesela biz önümüzde kongre binamız var. Kongrezyum diye. Bu Avrupa'nın ilk üçü arasında. Ankara Ticaret Odası tamamen kendi etkinlikleriyle yaptı. Kendi imkanlarıyla yaptı. Bugün Ankara'ya ondan dolayı, kongre binasından dolayı bir yığın turist geliyor. Şimdi Ankara Ticaret Odası olarak biz uluslararası kongre bürolarına üye olduk. Bu ticaret odalarında ilk. Türkiye'de başka yok. Biz varız. İstanbul var, Antalya var. Onlar vakıf vasıtasıyla yürütüyorlar. Biz oda olarak yapıyoruz. Bundan dolayı da bayağı kongreler almaya başladık. Hedefimiz Ankara'yı turizmde hem kongre hem alışveriş hem de mesela sağlık çok önemli. Sağlık şehri oluyor Ankara. Kesinlikle. Dolayısıyla
sağlıkta da önemli atılımlar yapıyoruz. Son dönemde Türkiye sağlık turizmi konusunda evet. Ciddi bir mesafe kaydetti. Bakın hiç hastaneleri gezdiniz mi? Hep yabancı hastalar var. Dikkatinizi çektim evet. Bilmiyorum. Yani evet. Bayağı yabancı hastalar var. Geliyorlar Ankara'da muayene oluyorlar, tedavi olup gidiyorlar. Şimdi daha önemli bir şey daha geliyor. İnsanlar yaşlanıyor. Dolayısıyla Ankara'ya yaşlı turisti de çekebilmemiz evet. lazım. Yaşlı evleri yapmamız lazım. Bu da bizim hedeflerimizden bir tanesi. Bunun için de çalışmalarımız var. Önümüzdeki ay Kasım ayında bir kongre olacak Ankara'da. Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak. Biz de o kongrede sponsorlardan biri olacağız. Dolayısıyla Ankara için elimizi taşın altına soktuk. Buradan sesleniyorum. Herkes de bize destek olsun. Alışveriş festivali, sağlık buna benzer şeylerde yardımcı olsun. Efendim hem Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olması münasebetiyle evet. Ankara'nın önemi var. Aynı zamanda TRT Avaz gibi Orta Asya'ya, Kafkasya'ya evet. ve Orta Doğu'nun ilgili alanlarını yayın yapan bir kanal olarak aslında Türk dünyasının başkentlerinden bir tanesi Ankara. Bu açıdan markalaşması da sadece Türkiye için tabii açısından ki, değil, Türk dünyası açısından da önemli. Önümüzdeki asır dünyada Türk asır. Bir kere bunu evet. herkesin görmesi lazım. Dolayısıyla bizim Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine çok önem vermemiz lazım. Onları asıl bu alışveriş festivali dolayısıyla Ankara'ya çekmemiz lazım. Ankara'yı tanısınlar, Ankara'yı görsünler. Burası hükümet merkezi. Biz diyoruz ki burası alışverişin de başkenti olacak. Hedefimiz o. Hedefimiz. Ankara'da her türlü imkan var bunun için. Efendim sizin bakış açınız bana şunu ifade ediyor. Aslında tüketiciyle hem tüketicinin menfaatlerini gözetir tabii. bir evet. yaklaşım sizinki hem de üreticinin ve satıcının menfaatlerini gözetir bir yaklaşım benimsemek. Tabii burada eğer ne kadar çok üretirseniz ne kadar o kadar çok mal satarsınız. Dolayısıyla bu direkt üreticiye hitap eden bir şey. Üreticilerin bize destek olması lazım. Yani sanayicilerin de bize destek olması lazım. İleride Ankara marka şehir olduğu zaman bu kişi başına düşen gelir herkese bir artı yansıyacak. Getirecek. Yansıyacak tabii. Ben size örnek vereyim. Mesela Paris. Denizi var mı? Yok. New York denize küskün bir şehir. 1970'li yıllarda New York'ta çetelerin olduğu bir şehirdi. Ne yaptılar? Onlar şehrin marka değerini yükselte yükselte bugüne geldiler. Ve bugün New York'a 50 milyona yakın doğru. yılda turist geliyor. Paris'e keza öyle turist geliyor. Biz niye yapmayalım? Yani Ankara olarak o kadar önemli değerlerimiz var ki. Maalesef bunu bir kere kendimiz bilmiyoruz. Evet. Önce kendimiz bunu kabullenmemiz lazım ki ondan sonra yabancıya sunmamız lazım. Biz yine Ankara Ticaret olarak şöyle bir etkinlik yaptık. Şehrimizde bir gün turist olalım diye bir kampanya düzenledik. Ve buradan arkadaşlarımızı aldık, Gordion'a gittik. Ankara Polatlı'nın hemen az ilerisinde. Orası bir hazine. Maalesef orayı Ankaralılar değil kimse bilmiyor. Ya bunun gibi daha öyle noktalar var ki mesela Güdül'de bir mağaralar var. İnanın Nevşehir'deki mağaralardan çok daha güzel. Yani biz Ankara'da yaşayan insanlar olarak da aslında Ankara'nın kıymetlerini, zenginliklerini evet. çok net olarak bildiğimizi söyleyemiyoruz. Maalesef öyle. Bakın Gordion'da 6000'e yakın tümülüs var daha açılacak. Eğer ki onlar açılsın ve onların iyi bir satışı, iyi bir reklamı olsun, Ankara Mısır piramitlerinden daha öne geçecek bir şehir olacak. Mesela Ankara'da kaç tane müze var biliyor musunuz? 50'nin üzerinde müze var. Mesela çok ciddi bir rakam. Evet. Bir arkeoloji müzesi var ki yani hakikaten görmeye değer oradaki eserler. Şimdi Paris'e gidiyorsunuz. Orada işte müzeler var. Orayı her gezmeden gelmiyoruz. Ama şehrimizdeki müzeyi maalesef bilmiyoruz. Efendim iş dönüyor, dolaşıyor ve tanıtımda düğümleniyor. Kesin. Kesin tanıtım. Peki bu festivaller biraz daha geniş pencereden bakacak olursak. Türkiye'nin tanıtımına bu festivallerin etkin bir katkı sağladığını düşünüyor musun? Tabii ki. Şimdi festivalleri yaparken öncelikle biz dünyada fuarlar var. Turizm fuarları var. Mesela bunlardan birisi İstanbul Emit Fuarı. Bir tanesi Londra'da, bir tanesi Berlin'de, bir tanesi Moskova'da. Bir de İran'da fuar var. Bu fuarlara Ankara Ticaret Odası olarak gidiyoruz, katılıyoruz. Ankara'nın için stand açıyoruz. Ve Ankara'nın ürünleri orada sergiliyoruz. İzleyicilerimiz için ufak bir parantez açayım. Çok etkin bir dış ticaret ve fuarlar bölümünüz olduğunu biliyoruz. Yakından evet. takip edip Ankaralı ihracatçılar da bu anlamda ciddi bir alan açıyor. Tabii ona da geleceğim. Aha. Biz bu turizm fuarlarında bir de Kanda gayrimenkul şehircilik fuarı var ki öyle ilginç bir fuar ki mesela Kasım ayında ben gideceğim o fuara. Atu'dan da 20-25 tane katılımcımız var. Ve Sayın Maliye Bakanımız da gidecek.
Bundan önceki gittiğimiz fuarda Başbakan Yardımcımız Ali Babacan'ı götürmüştük biz. Orada atı olarak bir yemek verdik ve yabancı firmalar da geldi. Katılımcı olarak yemeğe davet ettik. Ve o fuardan o kadar istifade ettik ki geçen gün gittiğimizde Ali Babacan Başbakan Yardımcımız dedi ki ya buraya mutlaka katılın ve bu yemekleri verin. Şimdi biz Kasım'da gideceğiz. Orada da Maliye Bakanımızın olduğu bir şeyde yabancı firmalara yemek vereceğiz. Dolayısıyla bu fuarlara katılmamız lazım bizim Ankara olarak. Bir de bizim dış ticaret bölümümüz var. Az evvel bahsettiğiniz gibi. Burada da yurt dışında nerede fuar varsa gitmek isteyen üyelerimizi biz götürüyoruz. Diyoruz ki gelin atıyorum Dubai'de bir fuar var. Kardeşim buraya bize talepte bulunun. Stand bedelinin yarısını Ankara Ticaret Odası olarak biz vereceğiz. Zaten yarısını da KOSGEB veriyor. Mesele kalmadı. Ama yeter ki gelin katılın. Siz diyorsunuz ki gelin kendinizi tanıtın, evet. Ülkemizi tanıtın, karşılıklı evet. Bir ticaret bağı kurun. Aynen öyle. Biz Ankara tüccarının gözünü açmak zorundayız. Uluslararası standartta Ankara tüccarı biraz geride maalesef. Ama biz tüccarı yavaş yavaş eğite eğite bu hale getireceğiz. Bakın şimdi ismini vermeyeceğim. Bir İspanyol firması var. Dünyanın her yerinde mağazalar var. Şu anda İspanya'nın en zengin kişisi. Bu ne oldu? 15 yıl evvel böyle bir marka yoktu. Adamlar kendini tanıta tanıta bu hale geldi. Bizim Shopping Fest'in amaçlarından birisi de marka çıkartmak. Ankara'da marka çıkartmak. Ankara markalarını öne çıkartmak. Niye bir Ankara firmasının gidip işte değişik şehirlerde, yurt dışında mağazalar olması? Bu çok önemli. Çok önemli. Çok peki. Önemli. Bizim elçimiz olacak evet, bu ülkelerde. Evet. Ve ürün satacak. Neticede bu A'dan Z'ye herkese yansıyacak. Dolayısıyla hem dış ticaret, hem fuarlar, hem de alışveriş festivalleri ülke için çok önemli. Çok önemli. Efendim İstanbul'da bir temasınız var mı? İstanbul'da böyle bir alışveriş festivali içerisine giriyor. Bir deneyim paylaşımı, bilgi paylaşımı, paslaşma diyebileceğimiz bir temas var mı? Tabii ki İstanbul esnafıyla, İstanbul tüccarıyla da bu konuda görüşmelerimiz oluyor. Zaten Ankara'da da İstanbul esnafının ve tüccarının bir yeri mağazası var. Evet. Tabii ki onlar da bize bu konuda destek veriyorlar. Neticede onlar da para kazanacak. Yalnız biz kazanmayacağız. Doğru. Yani herkes para kazanacağı için onlarla da birlikte hareket ediyoruz. Ama biz bu konuda İstanbul'dan daha iddialıyız. İnşallah önümüzdeki yani dönemde daha ve da. Yaptığımız 3 seneki şeyde hakikaten Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızın da olay sahiplenmesiyle çok iyi noktalara geldik. İyi de bütçe koyuyoruz. Dolayısıyla burada hem Ankara Ticaret Odası yönetimine, meclisine de çok teşekkür ediyorum. Efendim sonuçları itibariyle değerlendirelim. Çünkü yavaş yavaş biraz da diğer konuşmak istediğimiz konulara da geçmek istiyoruz. Sonuçları itibariyle baktığınız zaman bu sene gerçekleştirilen alışveriş festivalinden Ankara beklenen faydayı elde edebildi mi? Yani görünürde elde etti. Tabii bunun neticeleri şu anda çıkmıyor. 2-3 ay sonra çıkıyor. Biz verileri bankalar arası kart merkezinden alıyoruz. Henüz daha oradan veriler çıkmadı. Oradan aldığımız zaman ileriki safhada bunları da sizlerle tekrar paylaşırız. Burada şu var. Biz bu sene 13 araç verdik. Bu çok ilginç bir şey. Bakın evet. Geçen senelerde de biz araç veriyorduk. Bazı bakıyoruz inşallah bu da ihtiyaç sahiplerine çıkmıştır. Bu araçlarda çok iyi anekdotlar elde ediyoruz. Yani ihtiyaç sahipleri ne düşmesinden. Bir tanesini anlatayım. Aracı almaya geldi. İlk önce inanmamış. Televizyon açmışlar. Biz Atu'dan arıyoruz size. Araba çıktı. Yok kardeşim ne Atu'su ne bir şey. Ben bir şey almadım ki Atu'dan diyor. Ya biz mal satmıyoruz. Ürün satmıyoruz. Neticede vatandaşın 25-30 lira parası kalmış cebinde. Oğlu bas bas bağırıyormuş. Ne olur baba şu arabayı al bana diye. Almadım diyor. Bir de çocuğu dövdüm diyor. Ondan sonra da tutmuş çocuğu ağlayınca dayanamamış. Baba tabii baba yüreği. Arabayı almış. Efendim araba çıkmış demeyin o aldığı alışverişten. Evet o aldığı alışverişten araba çıkmış. Son param cebimde ondan diyor çocuğuma diyor. Bunu aldım diyor. Bunu hemen satacağım diyor. Ve borçlarımı ödeyeceğim diyor. Bayağı da borçluydum diyor. Demek ki diyor kıl sıkışmayınca hızır yetişmez. Aynen böyle oldu diye böyle de bir anımız oldu. Efendim Ankara'da genel olarak bu festival sonrasında Ankara'nın kültür sanat faaliyetlerine de doyduğunu söyleyebiliriz. Siz bu tarz geri dönüşler alıyor musunuz? Konserler gerçekleşti sanırım. Tabii ki evet. Sergiler oldu öyle değil mi? Biraz bilgi verir misiniz? Vereyim. Bize? Hem bizim sokak gösterilerimiz evet. Oldu. Sokaklarda defile yaptık. Mesela Kızılay'da defile yaptık. Bunlar çok önemli şeyler. Evet. Garda defile yaptık.
tarihle bir araya getirdik. Buradaki gardaki amacımız hem hızlı treni ön plana çıkarmak, hem garı geçmişimizi ön plana çıkarmak, hem de böyle bir anekdot yaratmaktı ki bu da son derece güzel oldu. Herhalde dünyada böyle bir garda ilk defa böyle bir eğlence oldu, bir defile oldu. Bunun yanında kalede çok güzel etkinliklerimiz oldu. Ankara Kalesi oldu. Ankara Kalesi. Ankara'ya geldiği zaman insanların görmesi gereken alanlardan bir tanesi. Bir İtalya'ya gidiyorsunuz, bir Roma'ya gidiyorsunuz, muhakkak en yüksek tepede bir kale var, hepimiz gidiyoruz. Bunları geziyoruz, bakıyoruz. Biz de kaleyi önümüzdeki dönemlerde bir ticaret merkezi gibi düşünüyoruz. Neden bir AVM gibi düşünülmesin? Çok güzel bir açık AVM. Bunun örnekleri İtalya'da var. Evet. Fransa'da var. Sardunya Adası'na gidin. Hep eski binaları korumuşlar ve bunları turizme kazandırmışlar. Hepsi birer marka mağazalar olmuş. Biz de Ankara Kalesi'nin hedefimiz bu. Tabii bunun yanında daha bir takım projeler daha var. Mesela bir Saraçoğlu Mahallesi var Kızılay'da. Gündeme geldi. Bunu Ankara Ticaret Odası olarak biz gündeme getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan önceki Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül konuya sahiplendi. Evet. Ve Mimarlar Odası ve Şehircilik Bakanlığı'yla birlikte bu çalışmayı yapıyoruz. Bugün akşam gene onlarla birlikte bir toplantım var. Oraya katılacağım. Orada yine bir açık böyle hem ticaret hem kültür, insanların gezebileceği yerler olacak. Eğlence mekanları olacak. Yani şehirde ailesini, çoluğunu, çocuğunu alıp gidecek. Ve buraya turistler de gelecek. Bakın bunun örneğini yine ben size vereyim. Çin'e gittik biz geçen ATO heyetiyle birlikte. Dev dev gökdelenler yapmışlar. Yani dünyanın en yüksek binalarını yapmışlar. Bunun yanında bir mahalleyi korumuşlar. Ve inanın böyle insanlar turist kaynıyor oraya. Bunun benzeri İstanbul'da akaretler var. Ama bizim Saraçoğlu Mahallesi bundan daha güzel olacak ki Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi. Bunu gerçekleştireceğiz. Bunun bir benzeri yine New York'ta var. Chelsea diye bir mahalle var ki orası mezbahaların olduğu yerdi. Şu anda o mahallede dünyanın en iyi markaları var. Ve eski Amerikan başkanı Clinton da orada ofis açtı. En lüks restoranları orada. Yani o restorana gidebilmek için iki gün evvelinden falan randevu almamız gerekiyor. Evet. Yani bizim bir projemiz de Saraçoğlu mesela. Bunun gibi işlerimiz var. Efendim siz hep Ankaralılar etrafında düşündük. Sektörden geri dönüşler nasıldı festivalle ilgili? Yani Sayın Başkan, gerçekten bu festival bizde bir canlanmaya neden oldu şeklinde geri dönüşler alıyor musunuz? Tabii ki alıyoruz. Mesela bizim burada sektörlere uygun günler oldu. Mesela bir gün diyelim ki buzdolabı, beyaz eşya. Onlar müthiş bir indirim yaptılar ve yok sattılar. Bir gün ayakkabıcılar, bir gün elbiseciler. Buna benzer bir yığın şeyler oldu. Bir gün restoranlar. Yani bunlar o günlerde çok iyi alışveriş yaptılar. Mağaza isimlerini vermeyeyim. Lütfen. Ki yok sattık dedi. Açtı bize teşekkür etti yani. Bugün bütün mallarımı sattım diye teşekkür etti. Böyle firmalar çok fazla. Sitelerde var böyle firmalar. Mesela bir gün siteler günü oldu. Ama bu önümüzdeki yıllarda daha iyi olacak. Daha iyi etkinliklerimiz var. Daha değişik projelerimiz var. Hepsi zamanla adım adım harekete geçmek zorunda. Bir anda öğreniyorsunuz yani hem neticede. Hem tüketici öğreniyor, hem de festivali organize eden isimler öğreniyor, hem de tüketiciler de öğreniyor değil mi Sayın Başkan? Tabii yani ki. Bir festivale nasıl katılır, nasıl kendi çıkarlarını maksimize eden bir alışveriş gerçekleştirir. Bunu da aynı zamanda tüketiciler de öğrenebiliyor. Öyle. Biz sizinle aslında biraz da İhracat konuşmak istiyoruz. Türkiye'nin son dönemde gerçekten merkezi konumu, ticarette, siyasette, dış politikada merkezi konumu her geçen gün daha da belirginleşiyor. Ancak bizim özel ilgi alanımız Sayın Başkanım biliyorsunuz ki Orta Asya ve Türk dünyası. Öncesinde 50 dakika ekibi özel bir dosya hazırladı. Türkiye-Orta Asya ekonomik ilişkileriyle ilgili. Arzu ederseniz izleyelim, sonrasında bu çerçevede konuşmamıza devam edelim. İzliyoruz efendim. Orta Asya Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmaları Türk dış politikasına yeni bir boyut ekledi. Türkiye'nin ortak dil, tarih ve kültürel bağlarının bulunduğu bu ülkelerle ilişkileri ve işbirliği birçok alanda ortak yarar temelinde hızla gelişti. Kardeşlik yeni ticari faaliyetlerin önünü açtı.
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan soydaşlar yeni ticari ortaklar haline dönüştü. Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisi. Kaydettiği büyüme rakamları ile bölgenin en önemli aktörlerinin başında geliyor. Türkiye, ekonomik ve ticari olanaklar bakımından bölge ülkelerine önemli yatırım fırsatları sunuyor. Türkiye, karşılıklı üst düzey ziyaretler, karma ekonomik komisyonları, kara ulaştırması karma komisyonları, iş konseyleri ve yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyleri gibi mekanizmalarla bu ülkelerle olan işbirliği alanını arttırmayı ve çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin 2013 yılı itibariyle bölge ülkeleriyle ticaret hacmi 9,3 milyar dolar seviyesinde. Türk şirketlerinin bölgedeki yatırımlarının toplamı 3,5 milyar doları aştı. Türk müteahhitlik firmalarının bölgede gerçekleştirdikleri projelerin toplam değeri ise 62 milyar dolar. Bölgede 2000'e yakın Türk firması faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin en önemli ticari partnerleri önümüzdeki dönemde Orta Asya Cumhuriyetleri olabilir. Bu anlamda ciddi bir çalışma ve hazırlık olduğunu söyleyebiliriz değerli izleyicilerimiz. Bizim ihracat rakamlarımızda, bizim ihracatçılarımızın gözünde Türk dünyası nerede konumlanıyor ve bu ilişkiler nasıl gelişebilir? Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Salih Bezci ile sohbetimize devam ediyoruz. Efendim, bu tür örnekler aslında Orta Asya Cumhuriyetleri açısından gerçekten deneyim transferiyle elde edilebilecek bir takım avantajlar içeriyor. Evet. Sizin öncelikle ihracata hakim olduğunuzu biliyoruz. En azından Ankaralı ihracatçıların yolu mutlaka Ankara Ticaret Odası'ndan geçiyor. Türk dünyasıyla özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri ilişkileri bu anlamda nereye konumlandırıyorsunuz? Bakınız, tabii ki bizim Orta Asya'daki Türk devletlerinin bir kere kan bağımız var. Evet. Bizim onlarla ticaret yapmamız kadar doğal bir şey olamaz. Ancak onlarla ticaret yaparken oradaki firmalara, oraya mal satan firmaların kesinlikle doğru ve dürüst çalışmaları lazım. En doğru husus bu sanırım, evet. Sayın Başkan. Çünkü biz hep dış politika, dış ticaret konusunda yaptığımız programlarda uzmanların, akademisyenlerin, bölgede faal olan insanların altını çizdiği, aynen sizin ifade ettiğiniz gibi. Aynen, ben de aynı konuyu, aynı şeye altını çiziyorum. Hata yapan bir kere yapar, ikinci sefer yapmaz. Dolayısıyla bir pazarda süreklilik arz edecekseniz doğru, dürüst, düzgün çalışmanız lazım. Ki oralarda marka olabilmeniz için doğru mallar satmanız lazım. Bu en önemli husus. Bunun yanında tabii ki bizim orada Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkelere epey mallar satıyoruz. Evet. İhracatımız son derece, ancak bu yeterli değil. Daha çok ticari ilişkilerimiz olması lazım. Daha çok alışverişimiz olması lazım. Mesela baktığınız zaman bu ülkelere yaptığımız ihracat 2005 yılında 927 milyon Amerikan dolarıydı. Yıllar itibariyle bu artıyor. Bugün 4 milyar artı 230 milyon dolar ihracatımız var. Tabii biz eğer ki 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne 2023 hedeflerine baktığımız zaman 500 milyon doları hedefliyorsak bu rakam en az 2'ye katlanmalı. Evet. Kesinlikle en az bu rakam 2'ye katlanmalı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la bundan işte 6-7 sene evvel Özbekistan'a gitmiştik. Evet. O zamanki ihracat rakamları, şimdi önüme bakıyorum, 175 milyon, 225 milyon civarındaydı. Bu hedef, o zaman koyduğu hedef en az 1,5-2 milyon dolardı, 2 milyar dolardı. O rakamlara ulaşmamız lazım diyordu. Evet. Şimdi ben bakıyorum, maalesef o rakama ulaşamamışız. 562 milyon dolar civarında, evet, şeyimiz var, evet, ihracatımız var. Bunu kesinlikle 1 milyar doların ilk hedef olarak bir kere üstüne çıkarmamız lazım. Ki bu da ikili ilişkilerinden oluyor. Devletler ve tüccarlar birbirleriyle ne kadar iyi ilişkiler kurarsa o kadar çok muhafaza tersiniz. Şimdi onu ifade edecektim. Türk dünyası çok ciddi bir kardeşlik temelinde, dostluk, evet, temelinde, ortak dil, ırk temelinde, evet, ortak bir paydamız var. Fakat insanları, toplumları birbirine bağlayan güçlü bir bağ da ticaret bağı. Tabii ki. Bu bağı kurmak zor.
koparmak da zor. Çok kolay. Bir dakikada koparsın. Evet, evet, evet. Ama bu bağı bir kere kurdu mu, hata yapmadığın müddetçe bu bağ devam eder gider. Bunun yanında bakın bizim daha bir şeyimiz var. Ankara Ticaret Odası ve TOB olarak çok önemli bir yatırımımız var. Karayolu gümrük kapıları var. Biz bunlara da yapıyoruz. Ankara Ticaret Odası bu ortaklığın %10 hissedarı. %50'si Odalar Birliği'nin, diğer ortakları da diğer Türkiye'deki diğer odaların. Biz karayolu gümrük kapılarını yapıyoruz. Nedir bu karayolu gümrük kapı? Mesela Kapıkule'yi anlatayım size. Kapıkule'nin bir eski haline bakın, bir bugünkü haline bakın. Devletten bir kuruş talep etmedik. Ve Kapıkule yaptık. Bunun yanında 6-7 tane daha kapı yaptık. Sarpı yaptık, haburu yaptık, işte cilve gözünü yaptık. Hepsini yaptık. Şu anda İstanbul'da bir kapı yapıyoruz. İç gümrük yapıyoruz. Murat Bey diye gümrük binasını yapıyoruz. Buradan hem Ankara Ticaret Odası kazanıyor, hem TOB kazanıyor, hem de esnafımız, tüccarımız ve ihracatçı kazanıyor. Buradan Ankara'dan bir tır çıktı yola. Avrupa'ya giderken Kapıkule'de hiç beklemiyor. Veya Doğu'ya gidecek. Türkiye devletlerine gidecek. Bu kapılardan geçiyor. Ve bu kapılar hem bizim ihracatımızı hızlandırdı, hem de kaçık kayıp işini önledi. Bizim burada X-ray cihazlarımız var. Biz bunları biz kendimiz yaptık. Ve X-ray cihazında tırı soktuğunuz zaman pat diye geçip gidiyor. Ve içinde ne varsa görüyor. Görüyorsunuz. Yani köpeğe koklatmaya şuna buna hiç gerek kalmadan ne varsa onu görüyor. Bu çok önemli bir şey. Bu unsurlar aslında ticareti kolaylaştırıcı tabii etkenler. Ki, tabii. Ve bazen öyle vakalar görüyoruz ki buralarda yaşanan bu basit noktalarda basit olarak adlandırılan ama kritik noktalarda yaşanan sorunlar nedeniyle iki ülke ticareti, iki firma ticareti çok ciddi sekteye uğrayabiliyor, öyle değil mi? Evet, tabii ki. Şimdi bu hedefi biraz büyütelim. Şimdi biz burada arayolu gümrük kapılarını yaparken hedefimiz Ankara'dan çıkan, Türkiye'den çıkan bir tırın Çin'e kadar gitmesi. Bu İpek yolunun, tarihi İpek yolunun üzerinde ki bu ülkelerin hepsi var. Çok önemli yerinde. Bir nokta bu, evet. Ki tüm sınır kapılarını yapmak istiyoruz. Bu şirketimiz dünyada rol model oldu. Bakın havaalanlarını özel sektör yapıyor. Bunu da yarı özel sektör dersek odalarımız yapıyor. Bu son derece başarılı. Efendim şimdi Türk dünyasının herhangi bir noktasına gittiğiniz zaman gerçekten Türk müteşebbislerin kurduğu havaalanlarını görüyorsunuz. Ve gurur duyuyorsunuz. Değil mi? Sadece siz gurur duymuyorsunuz. Aynı zamanda o ülkede yaşayan kardeşlerimiz de tabii diyorlar ki Türkler geldi ve yaptılar. Evet, Anadolu Türkleri geldiler ve böyle bir katkı sağladılar. Tecrübe paylaştılar bizimle diyorlar. Sizin bu projeniz de Türk dünyasının ortak bir standart yakalaması bakımından çok önemli. Şimdi bakın Avrupa'dan bir tır çıktı. Çin'e gidecek. Rusya üzerinden gidebilir, Türkiye üzerinden gidebilir. Evet. Türkiye üzerinden gittiği zaman 1500 kilometre yol kısalıyor. 1500 kilometre nedir? 3 gün. Bir ürünün gitmesinde 3 gün çok önemli. Çok önemli. Ve 1500 kilometrenin yaktığı yakıt da ona göre önemli. Ancak buradaki Türkiye üzerindeki bürokratik engeller, yani çıktığı zaman Türkiye ve diğer ülkelerindeki bürokratik engelleri sıfıra indirmemiz lazım ki insanlar bu yolu tercih etsin. Bu yolu tercih ettiğiniz zaman hem ticaretiniz artıyor, hem de aynı zamanda yol üzerinde herkes bundan para kazanıyor. Doğru. Ve dışarıdaki ülkeler de bu sefer ne yapıyor? Benim buradan malım geçiyor kardeşim. Ben burada anarşi yapmayayım diyor. İstikrar, güvenlik. İstikrar, güvenlik. Çok önemli yani. Bakın bizim Güneydoğu'da bir takım olaylar çıkıyor. Bunlar tamamen Türkiye olayları değil. Tamam, yurt dışından beslenen unsurlar var, kaynaklar var. Dolayısıyla bu yol üzerinde anarşi olmazsa insanlar bu yolu haliyle tercih edecek. Bizim bunun üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve biz tüccarlar olarak kesinlikle bu yolu harekete geçirmemiz lazım. Tarihi İpek yolunu ki ihracatımız yine 2023 hedeflerine varsın. Varsın. 2023 yılında 500 milyar dolar evet. Dış ticaret hedefi. Evet. Önemli bir rakam. Ulaşabileceğinizi düşünüyor musunuz bu rakam? Yani bürokrasi ve tüccarın ve esnafın üzerindeki yükler azalırsa kesinlikle ulaşırız. Mesela esnaf, tüccar, özellikle sanayici bir takım destekler vermek lazım. Dünyada bunun örnekleri çok fazla. Bize destek verin ki biz ucuza mal edelim, yurt dışıyla mücadele edebilelim. Dolayısıyla eğer hedefleri iyi koyup istediğimiz şeyleri alırsak kesinlikle biz yurt dışındaki firmalarla mücadele ederiz ve 500 milyar dolar hedefine de varırız. Efendim sizinle konuşmak istediğim konulardan bir tanesi de bu festivallerin, bu tanıtımların
Elbette ki Ankara Ticaret Odası'nın faaliyetleri kapsamında da bir turizm hareketliliği de yaratıyor aslında bu aktörler, bu tür eylemler. Siz de bu faaliyetleri konuşacağım ama bir akademisyenin de görüşünü almak istiyoruz müsaadeniz olursa. Buyurun. Telefon attığımızda Sayın Kürşat Zorlu var, Ayhevran Üniversitesi öğretim üyesi. Sayın Zorlu efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sağolunuz, hoş bulduk. Sizin Türk dünyasını Kazakistan üzerinde fakat Türk dünyasının genelini çok yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Size aslında Türk dünyası ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Türkiye arasındaki turizm hareketliliğinin temel dinamiklerini sormak istiyoruz. Bu hareketlilik beklenen seviyede mi ve bu tür festivallerin bu hareketliliğe katkısı nasıl olabilir acaba? Gökçen Hanım, Türk dünyası daha özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye'ye de katarsak bu ülkeler arasındaki ilişkiler belirli bir ivmeye sahip olmakla birlikte, belirli bir gelişim göstermekle birlikte istenilen seviyede değil. Ne yazık ki turizm konusunda da böyle olduğunu ifade edebilirim. Oysa turizm gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmasının, doğrudan dış yatırımlarının artırılmasının, işsizliğin azaltılmasının ve hayat kalitesinin yükseltilmesinin çok önemli bir boyutu. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer alan bizim gibi ülkelerin ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin kendi aralarında turizm hareketliğini belli bir noktaya getirmesi çok önemli. Biz bu konuda geçtiğimiz yıl, yani en son yapılan Türk Dünyası Liderler Zirvesi'nin de biliyorsunuz ana teması turizmdi. Bu sebeple ben Türkiye kamuoyuna yönelik bir algı araştırması yaptım. Bu çalışmayı yaparken temel aldığımız hususlar şunlardı. Türk Cumhuriyetleri arasında ekonomik, siyasal ve kültürel ilişkilerin istenilen seviyeye taşınabilmesi için turizmin bir araç olarak kullanılması gerekiyor. İkincisi, söz konusu ülkeler arasında ortak bir kimlik sürecinin istenilen noktada olmaması ve yine bu Türk Cumhuriyetleri arasındaki turist kapasitesinin bir tarafa bu turizm hareketliliği konusunda ciddi bir artışın sağlanamamış olması bizi bu çalışmaya sevk etti. Biz bu çalışmada şunu aradık. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, ki bunları Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olarak sayıyoruz. Bu dört Türk Cumhuriyeti neden Türkiye'den istenilen ve beklenilen seviyede bir turist çekemiyor? Efendim, çünkü Sayın Zorlu, evet, çok özür dilerim, araya girmek istiyorum şunu sormak için. Sadece bu Türk Cumhuriyetlerinden, Türkiye'den bu Türk Cumhuriyetlerine giden turist sayısı mı beklenen potansiyelin altında? Yoksa Orta Asya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı da beklenen seviyenin altında mı seyrediyor? Her ikisi de diyebilirim. Birincisi, Türkiye'den diğer bu dört Orta Asya Türk Cumhuriyeti'ne giden turist sayısı geçen yılın rakamlarıyla 98 bin düzeyinde. Bu rakamın %80'ini iş amaçlı geziler oluşturuyor. Yani bildiğiniz gibi bir turistin o ülkeye para bırakabilmesi için ortalama 900 dolar ya da 1000 dolar civarında bir para harcaması lazım. Oysa ki bu iş amaçlı geziler sebebiyle Türkiye'den giden o turistler 98 bin gibi az bir sayı olmasına da rağmen ortalama 300 dolar para bırakıyorlar. Bu çok az bir rakam. Öbür taraftan baktığımızda bu 4 Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen turist sayısı da yine yetersiz. O da geçen yıl toplamda 700 bin düzeyinde, ki bunun da 400 bin civarı Kazakistan'dan gelen turistler oluşturuyor. Oysa ki Türkiye'ye gelen turistlere baktığımızda Rusya, Almanya ve diğer birçok Avrupa ülkesinden gelen turist sayısı bizim toplam turist hacmimizin çok önemli bir rakamını oluşturuyor. Bu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Türkiye'nin toplam turist sayısının ancak %3'üne tekabül ediyor. Bu çok az bir rakam. Neden ve bu bunu, Sayın Zorlu? Birbirimizi tanımıyor muyuz? Yoksa dost dosta reklam yapmaktan mı imtina ediyor? Neden bu rakamlar beklenenin altında? Çünkü hem Orta Asya'da hem Türkiye'de turist, tırnak içerisinde turist olarak tanımlayabileceğimiz insanlar için çok geniş bir yelpazede bir alan söz konusu. Evet. Fakat neden deniz için başka yeri tercih eder mesela Orta Asyalı turist? Şimdi birincisi şunu söylemek gerekir ki biz 35 milyon gibi bir turist sayısına ulaşmış bir ülke olarak, ben tabii Türk dünyasına bir genel perspektifle baktığım için böyle değerlendiriyorum. Bizim önceliğimiz Türkiye'den turistlerin bu bölgeye gitmesini sağlamak. Birinci çok önceliğimiz doğru, bu olmalı. Size şöyle bir rakam vermek istiyorum. Bunda en çok etkili olan şey, biz Türkiye'de
binlerce kişi üzerinde bir algı araştırması yaptık. İnsanlar uçak biletlerinin ve seyahat koşullarının çok ağır ve çok masraflı olduğundan bahsediyorlar. Ki rakamlar da bunu gösteriyor. Bakınız, bundan 4 ay önce bizim devlet havayolu şirketimizin üzerinden yaptığımız rakamlandırmaya baktığımızda en fazla seyahat yükü getiren ülkeler sırasıyla Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Rusya diye devam ediyor. Oysa ki Almanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Gürcistan daha seyahat yükünün bütçe olarak daha az olduğu bir ülkeler ve bunlar da zaten rakamlarla gösteriyor. Geçen yıl Türkiye'ye en çok turist yani gidişi Türkiye'den bu ülkelere olmuş. Türkiye'den en çok turist bu ülkelere gitmiş. Rakamlar da bunu ortaya koyuyor. Bir başka husus, Türkiye'de son 10 yıl içerisinde toplam bu ülkelere ilişkin 16 tane yüksek lisans ve doktora tezi yapılmış Gökçen Hanım. Bu çok çok acı verici bir durum. Evet. Ve yine başka bir rakam söyleyeyim. Türkiye'ye operasyonu bulunan acente ve tur operatörü sayısı Kırgızistan'da 68, Kazakistan'da 35, Türkmenistan'da 17, Özbekistan'da ise 11. Sadece 11. Buna karşın Almanya'da 10.500, Rusya'nın ise 11.000 civarında Türkiye'ye operasyonu bulunan acentesi var. Sayın Zorlu, bu rakamlar... aslında bu evet. verdiğiniz rakamlar son derece önemli rakamlar. Zira turizm hareketliliğinin neden beklenen seviyede olmadığını aslında bu rakamlar açıklıkla ifade ediyor. Bu çalışma gerçekten Türkiye-Orta Asya ilişkilerinde turizm hareketliliği anlamında neden istenilen seviyeye ulaşmadığımızın en çarpıcı sonuçlarını içeriyor. Size yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım önümüzdeki yayınlarda yine bu çalışmaya ilişkin sizlerle ve Türk dünyasına ilişkin konularda sizlerle birlikte olmaya devam ederiz. Doçent Doktor Sayın Kürşat Zorlu, çok teşekkürler efendim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim, Sayın Zorlu çok önemli rakamlar evet. ortaya koydu. Turizm hareketliliğimiz. Orta Asya'dan Türkiye'ye gelen, Türkiye'den Türk dünyasına giden, Sayın Zorlu bunun özellikle altını çizdi. Biz bölgeye gitmekte zorlanıyoruz, bölgeden turist çekmekte de zorlanıyoruz. Mesela festival kapsamında Orta Asya Türk dünyasına yönelik özel bir çalışmanız oldu mu? Şimdi tabii ki oldu. Biz Rusya fuarına gittiğimiz zaman bu ülkelerin hepsi Rusya'ya geliyorlar. He. Orada bizim kataloglarımızı bilgileri alıyorlar. He. Ancak dediğiniz gibi bürokratik engellerin kalkması lazım. Vizelerin kolaylaşması lazım. Bu ülkelere girerken vize almakta maalesef insanlar zorluk çekiyor. Bir de yeterli tanıtım olmadığı için maalesef oraya gitmiyor. Evet. İnsanlar batıyor gidiyor ve daima güneye gidiyor. Ama orayı aşıyoruz, uzak doğuya gidiyoruz. O uzak doğuya gitmek buraya gitmekten daha ucuz. Yani bir Hong Kong'a gidiyorsunuz, bir Bangkok'a gidiyorsunuz, Japonya'ya gidiyorsunuz, Çin'e gidiyorsunuz. Buraya gitmekten daha kolay. Yani bu anlamda sizin fuar faaliyetlerinizin ne kadar önemli olduğu evet. bir kere daha ortaya çıkıyor. Tabii. Çünkü ihracatçıları, ticaret erbaplarını bir araya toplayan kompakt alanları oluşturuyor. Evet. Mesela kalk Guangzhou'ya, bu sene bizim Ankara Ticaret Odası'ndan herhalde 50'ye yakın meclis üyemiz gidiyor. Önümüzdeki ay orada bir fuar var. Türkiye devletleri de böyle fuarlar olsa... Bizimkiler gider, orada standlarını açar ve ürünlerini satabilir. Az evvel müteahhitlik faaliyetlerinden bahsettiniz. Evet. Şimdi bakın müteahhitlik faaliyetlerimiz çok iyi. Ancak biz birinci derecede işleri oralarda ve Orta Doğu'da alamıyoruz. Bunları yabancı firmalar alıyor. Çoğunda da biz ikinci derecede firma alıyoruz. Bunları alırken bizim müteahhit kadar en önemli şeyimizden birisi de müşavir. Müşavir firmalarımızın olması lazım. Nedir? Bugüne kadar belki size hiç buna değinen olmadı. Müşavir firma alır, inşaatın dosyasını hazırlar. Der ki şu ürün şundan olacak, şu bardak bundan olacak, şu masa bundan olacak. Firmaların ismine kadar verir. Müşahit bu firmalar Alman, Amerikan, İngiliz olunca Türk firmalarının adını yazar mı? Türk markalarının adını yazar mı? Yazmaz. Yazmaz. Dolayısıyla ihracatta önemli şeylerden birisi de bizim mutlak şekilde bu ülkelere müşavirlik yapmamız lazım. Çok önemli bir nokta evet. ve dikkatle üzerinde durulması gereken evet. nokta. Eğer yani, firmaların o coğrafyaya girmesini istiyorsak önce müşavir firmalarımızı tabii satmamız gerekiyor. Müşavir firmalar müteahhit firmadan daha önemli. Bir kere girip orada müşavir firmalarımız orada gidecek diyecek ki biz sizin işinizi en doğru şekilde yaparız. Ki biz de Ankara Ticaret Odası olarak ve bir fuar alanı yapıyoruz. Büyükşehir'le müşavir firmayla çalışacağız. Müşavir firma şu markalar diyecek bize.
biz yurt içinde olduğumuz için markaları tanıyoruz. Ancak bu inşaatı, bu fuar merkezini tutup işte Kazakistan'da yapsan, Türkmenistan'da yazsan, adam sana işi veriyor ama İngiliz bir müşaviri koyuyor. O da İngiliz mallarını yazıyor. Dolayısıyla ihracatın artması yönünde bu da çok önemli bir etken. Bizim Türk dünyası ile ilişkilerimizde en büyük eksikliklerimizden bir tanesi, siz bunu ifade edince bölgeyi yakından takip eden birisi olarak gerçekten müşavir firmalara ihtiyacımız olduğu kesin. Türkiye bölgesinde aktifleşen dış politikasında, ekonomisinde belirgin bir büyüme ve gelişme yakalayan bir ülke. Bu bizim ihracat rakamlarımıza yansıyor mu efendim? Tabii ki yansıyor. Çok şükür Türkiye'de 12 yıldır istikrar var. Bu ihracata da yansıyor. Türkiye içindeki insanların gelir seviyesine de yansıyor. Bakınız, AKP hükümeti gelmeden önce Türkiye'de koalisyonlar vardı. Ben o dönemde de inşaat yapıyorum, bu dönemde de inşaat yapıyorum. Bir inşaatım vardı Çayyolu semtinde. Daireleri 80 bin dolara mal ediyorduk, 60 bin dolara satıyorduk. Ama şimdi herkes para kazanıyor ve şu anda da biraz bakın, herkes müteahhitlere gözünü dikti, herkes müteahhit olmaya başladı. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Tek sektöre dayalı bir gelişme modeli, modeli değil. Şunu söylemek istiyorum. Herkes bu dönemde para kazandı. Herkesin durumu iyiye gitti. Bir gün turizm destinasyon merkezleri çıktı. Bir Bodrum ortaya çıktı ki ülkenin sınırlarını çok aştı. Ve dünyaya baktığınız zaman Antalya, Bodrum, İstanbul Türkiye'den daha çok tanınıyor. Türkiye'yi bilmiyor, bu saydığım yerleri biliyor. Dolayısıyla bizim turizmde, ihracatta ileri gitmemiz için mutlak şekilde kendimizi tanıtmamız gerekir. Evet. Efendim, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken aslında Türk dünyası ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktası bizim can damarımız olduğu için buna ilişkin bir soru sormak istiyorum. Siz Ankara Ticaret Odası kapsamında ihracatçılara, bu ülkelerle ticaret yapmak isteyen insanlara yol da gösteriyorsunuz. Tabii ki. Öyle değil mi? Bu süreç nasıl işliyor ve doğru yolu İhracatçı, ticaret yapmak isteyen nasıl bir süreç izlemeli? Şimdi bizim dış ticaret birimimiz var. Gelip oradan herkes bilgi alabilir. Yani Ankara tüccarının, sanayicisinin hepsi gelip oradan bilgiyi alabilir. Ben buraya ne satarım, ne alırım? Bunu gidip bizim ATO'dan öğrenebilir ki ben burada getirdim bunları, dosyası bayağı kalın olduğu için size anlatmıyorum vakit geçmesin diye. Oraları ne satır? Kimlerle ilişkiye girilir? Bu çok önemli. Doğru insanı bulmak açısından onlarla, uzmanlara görüşmek gerekir. Bunlardan görüşürler. Ayrıca mesela Ankara'daki elçilikler, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan. Fark etmez. Hangi ülke olursa olsun. Onların ticari ateşeleri sürekli atıyor gelirler. Biz onlardan görüşmelerde bulunuruz ki bu 3 ay evvelisi tüm Ankara'daki büyükelçiler ve ticari ateşelere yemek verdi. Ve tüccarı ve sanayiciyi de bunlardan buluşturduk. Bu yemekler çok önemli. Bu görüşmeler çok önemli. Sorunu olan insanımızın da sorununu alıyoruz, onlara taşıyoruz. Evet. Bu sorunlar, ihracatçının sorunlarıyla çözüm merceğini bir araya getiren bir platform gibi çalışıyorsunuz. Evet. Öyle değil mi? Tabii. Dün akşam Irak Odalar Birliği'nin başkanı ve heyeti vardı. Tüm Irak'taki odalar geldiler. Onlarla yemekte buluştuk. Ve görüşmelerin sonunda da birebir görüşmelere geçildi. Orada sorunu olan firmalar geldi, sorunlarını anlattılar. Nasıl ticaret yaparız? Birbirlerine kartlaştılar, tanıştılar falan. Yani çok son derece iyi oluyor bu görüşmeler. Biz bunları Iraklı olsun, Arabistan olsun, tüm diğer ülkelerle ATO olarak yapıyoruz. Ticari ateşeler bize geliyor. Biz onlara gidiyoruz, ziyaretlerimizi yapıyoruz. Ve bir de şu var, mesela İtalya, Almanya, bunun gibi ülkelerden vize alma kolaylıklar. Evet. Efendim, programımıza katıldığınız için, değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, Ankara Alışveriş Festivali özelinde aslında Türk dünyası, Türkiye ekonomik ilişkileri, ticari ilişkileri dahil olmak üzere geniş bir perspektifte konuları ele almaya çalıştık. Gelecek hafta yeni bir konuk ve yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Müzik